Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede inamillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her ne kadar Yahudilik tarihini Hz. Musa aleyhisselam itibariyle Yahudiler alıyor olsalar da ondan önce gelmiş son peygamberlerden biri olan Zülkifil aleyhisselam devrini yok saymamak gerekiyor. Eski ahitle ilgili olarak yapılan çalışmalarda, anlatımlarda kitabımızda elbette genişletiyor olacağız. Ama Zülkifil aleyhisselam dönemi aslında Yahudi tarihi açısından önemli bir kırılım olarak karşımıza çıkıyor olacak. Zira Beni İsrail'in Hz. Musa tarafından Mısır'dan çıkarılarak önce Sina çölüne, oradan da Kenan ili diye tarif edilen bugünkü İsrail'in aslında daha güney bölgesine, bugünkü Kudüs'ün daha da güney bölgesine gelişleri genellikle 12 kavim geçişi olarak ibarelendirilir. Herkes tarihsel bir bakış açısından ele aldığında da bütün Yahudilerin sanki Mısır'da toplandığını, Hz. Musa'nın da o Yahudileri oradan alarak o tarafa getirdiklerini düşünmektedir. Ama hakikat, Zülkifil aleyhisselamın dün anlatmış olduğumuz özellikleri itibariyle Yahudileri hak ve hakikat uğrunda, yani Beni İsrail demek daha doğru olur, Beni İsrail'i hak ve hakikat uğrunda yaşamaları gereken yaşam tarzına ikna edemeyince onları grup grup, fevç fevç bir araya getirmeye başlamıştı. Öncelikli olarak kavimlerde görüşmeler yaptı, yani grup grup onları ele almaya başladı. Zira bu bölgede Şam diyarına ele aldığımız zaman Zülkifil aleyhisselamın yaşadığı bölgede ve Hitit topraklarına kadar uzanan o geniş dar yayda, ki doğuya doğru dış bükey olarak ifade edilebilir bu yayın özelliği, o çok kavisli bir yay değil, bereketli hilal kadar değil, bu hilalin tamamlayıcısı ama dışında kalan bu bölümde yaklaşık 1000-1200 civarında küçük küçük kabileler halinde bulunan Beni İsrail topluluklarının, İşte Medyen diyoruz, Eyke halkı diyoruz vesaire. Peygamberler tarihinin bugüne kadarki süreçlerinde ifade ve ibarelendirmiştik kimler olduklarını. Kur'an-ı Azimüşşan'da da Allah Azze ve Celle'nin bizlere anlattığı hadis-i şeriflerde de aktarılan beyanatlar doğrultusunda. Zülkifil aleyhisselam uğramış olduğu her Beni İsrail kavmini anladı ki bir arada kalmaları durumunda ve aynı zamanda birbirlerini ticari konuda tetiklemeleri, birbirlerine kıskançlıkları veya birbirleriyle çekişmeleri sonucunda bunlar imanlarının elden gitmesine sebep oluyor. O halde ise Beni İsrail'in burada ticaret alanındaki yetkili ve böyle daha pratik çözümler üretebiliyor olmalarından dolayı Zülkifil aleyhisselam kendisine iman etmiş olan topluluklarından gençleri dünyanın farklı ülkelerine gitme konusunda ikna etmeyi başarmıştı. Bu noktada 26 tane önemli kavim ve aşiretin bugün görmüş olduğumuz İsrail topraklarından çıkarak dünyanın farklı ülkelerine gitmelerini sağlamıştı. Bugün için İspanya'daki Eşkinaz kökenlerinden Fransa'daki ve Almanya'daki Yahudilere, Rusya bölgesindeki Yahudilerden Hazar bölgesindeki Yahudilere, bunların tamamına ulaşmak için söyleyeceğimiz söz Zülkifil aleyhisselamın dönemiyle ilişkilidir. Onun dünyanın dört bir tarafına Beni İsrail'i gönderiyor olması hem hak ve hakikati, tevhid akidesini beyan etmeleri hem de yakın durmaları dolayısıyla oluşacak ve oluşmuş olan unsurların, kötü durumların tekrardan yerine gelmemesi içindi. Bugün anlattığımız bu hakikat, Hz. Musa ile başlayan Beni İsrail anlayışını baştan aşağı değiştirmemiz mecburiyetini bizlere getiriyor. Çünkü sanki 12 kavmin buradan dağıldığı düşüncesi dünyada tarihsel süreci çok ama çok yanlış anlamamıza sebep oluyor. Dolayısıyla bugün Avrupa işlerinde zamanında çeşitli soykırımlara uğramış olan veya zorluklara uğramış olan, sonra geri geldiğinde Filistin topraklarında zulüm işlemiş olan bu topluluğun, bu toplumun, özellikle bu zulme imza atanlar tarafından bahsetmiyoruz. Dünyanın dört bir tarafına gitmiş olanları ele alındığında bunlar Mısır'dan çıkmış olanlar değil. Zaten Zülkifil aleyhisselamın uyarmasıyla Mısır'a gitmemeleri gerekirken Mısır'a gitmiş olan üç önemli kavim var. Dört tane, dördüncü kavimin yarısı orada, yarısı ise bizim Hz. Musa devrinde anlatacağımız üzere
Kudüs'e yakın bir bölgede ki onlar Mısır'dayken zaten Beni İsrail kavminin önemli bir kısmı hali hazırda yine İsrail bölgesinde. Ancak Zülkifil Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemdeki Hitit uygarlığının yavaş yavaş yıkılmış olması, üzerinden geçen zaman dilimiyle beraber Hz. Musa devriminin evvelini anlatmaya başladığımız o çağlarda önemli bir mihenk taşı olarak karşımıza çıkıyor. Zülkifil Aleyhisselam dünyanın dört bir tarafına gidenlerden en sonuncusunu Hazar Denizi kıyılarına doğru uğurlarken, siz o denize ulaştığınız zaman ben burada son nefesimi vermiş olacağım buyuruyor. Son nefesini vermek üzere kendisini Şam topraklarında bugünkü Emevi Camisi'nin yakın bir bölgesinde olan evinden daha uzak bir noktaya taşımasını etrafındakilerinden talep ediyor. Zira bu bölge bir zaman gelir kana bulanır, ben o kana bulanırken burada olmak istemezdim ifadesiyle daha kuzey bölgesine gitmekte. Kuzeye ve batıya doğru gitmekte bugünkü Laskiye bölgesine ulaşmaktadır Zülkifil Aleyhisselam. Her zaman sevmiş olduğu Kıbrıs'a gitmeye niyet ettiği günlerde ise bir anda gelen baş ağrısı ve yorgunluk onu hasta yatağına düşürmüştür. Yaşı itibariyle, yaşlılığı itibariyle aynı zamanda Beni İsrail'e vermiş olduğu mücadeleler karşısında beni dinlemeyen şu Beni İsrail ne yazık ki gittiği o Mısır'dan sürgünle çıkmaya mecbur kalacaktır. Ve o sürgün onları tarih boyunca bedbaht bir hale sürükleyecektir demiştir. Dolayısıyla o bedbaht kavmin özellikle iç yapılanmasında bugün Siyonizm gibi dünya çapında kötü işlere, kötü fiillere imza atan 3 büyük ama bir tanesi de yarım olmak üzere hani tabiri caizse 3,5 Yahudi kavminin dünyaya çektirmiş olduğu eziyettir. Ama bu Zülkifil Aleyhisselam'ın onlar hakkında hayır üzere olmasınlar, onlar hayrı gözetmediler. Hayır üzere olmasınlar beyanatı üzerine onların üzerine yapışıp kalmıştır desek yanlış olmaz. Zülkifil Aleyhisselam Arap Yarımadası da başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafına gitmesine vesile olduğu Yahudi kavimleri dünyanın pek çok ülkesinde Yahudi özelliklerini de elbette kaybettiler. Ama sonrasında başlayan Hz. Musa'dan sonra başlayan dünya çapında Beni İsrail hareketinin Hz. İsa Efendimiz döneminde daha da ayyuka çıkar bir vaziyete gelmesi, Roma döneminin ardından başlayan süreç durumu biraz daha değiştiriyor olacak ki Siyer Nebi Nurculuğumuzda Allah nasip ederse bunları da ifade etmeye gayret ediyor olacağız. Kaldı ki bunlardan hariç yapmış olduğumuz programlarda da bu konuları çok daha derin ve detaylı olarak ele almaya çalışıyoruz. Efendim hakikat elhamdülillahi rabbil alemin 5. cildin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 6. cilt oldukça önemli. Zira artık yakın bilinen tarih kitaplarında daha geniş yer verilen, dolayısıyla bizim daha fazla tarih kitabını ele alarak daha fazla konuların içine girmeye başlayacağımız Hz. Musa Aleyhisselam'dan Hz. Yahya Aleyhisselam'a uzanan döneme geçiyoruz. Bu dönemde hem Beni İsrail'i hem dünya tarihinin önemli dönüm noktalarını konuşuyor olacağız tüm coğrafyalarda. Tabii yarından itibaren başlıyoruz Allah nasip ederse. Hz. Musa öncesi dünyayı bir konuşuyor olacağız. Bu dünya çerçevesinde Hz. Musa'nın Mısır'a gelişiyle beraber başlayan süreci anlatmaya başlıyor olacağız. Ki orası aslında Yahudilik tarihinin başladığı yer değil. Zülkifil Aleyhisselam'da başlayan bu süreci bu dönemden itibaren alan Beni İsrail buradaki 3 kavmin üstünlüğünden ötürü bu dine tabiri caizse ihanet etmiş bir yapıyı gözler önüne seriyor olacaklar. Sonuçta ziyadesiyle insanların kendi düşüncesini dünyaya yaydıkları bir dönemi geçirmiş dünya yüzeyi. Ama bu detayları inşallah 6. ciltte daha detaylı görüyor olacağız. Efendim yarın 6. ciltte görüşmek üzere diyelim. İnşallah şimdilik kalın sağlıcakla.